Asiye Türkan'ın kaleminden Oruç Tutmayan Kendini Tutabilir mi? İlk vahiy bir Ramazan gecesinde emin sıfatına toplumu tarafından layık görülmüş bir beşere oku, yaradan Rabbinin adıyla oku olmuştu. Okumayan akledebilir miydi? Anlamayan iman edebilir miydi? Akletmeyen güvenip teslim olabilir miydi? Alemlere rahmet olan vahyin elçisi şu şekilde dua etmişti. Ya Rab, ilmimi, anlayışımı, imanımı arttır. İlmi olmayan anlayamaz. Anlamayan da imanın lezzetini alamazdı. Nitekim zamanımız modern insanı bilgi çağında çok hızlı bilgiye ulaşırken anlayışını duygulara tesir etti. Böylelikle hakkı anlayamadı. Güvenip teslim de olamadı. Çünkü kalbi ve ayağı vahide değildi. Allah Resulü duasına şöyle devam etti. Rabbim, ayağımı kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Beni takva sahiplerine önder yap. Canımı Müslüman olarak al. Ayağı hak din üzere olmayan takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmayan önder olamazdı. İstemesek de sonun görüleceği, canın bedenden ayrılacağı günde Müslüman olarak bu fani dünyadan ayrılamazdı. Peki, Müslüman olarak ölmezsek ne olur? Koskoca bir hüsran. Kimin için mi? Elbette Yaradan'a güvenip teslim olanlar için. Vel asr, asra yemin içerim ki. Üzerimizde şahitte olan zamana yemin içerek başlayan Asr suresinin devamında bütün insanların kesin hüsran içinde olduğudur. Cenab-ı Hak bu hüsrandan kurtuluşu da Rahman'a güvenip teslim olmaya, salih amel işlemeye, hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlamıştır. Bu da imanın ürünüdür. Bu surenin tefsirinde İmam-ı Şafii, Kur'an'dan başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu kısacık sure bile insanların dünya ve ahiret saadetini temin ederdi, demiştir. Seküler dünyanın modern köleleri olup mutlu olmayan insanlık, inanmanın acı faturasını yaşamakta, lakin hala inadına devam etmektedir. Geçmişin sıkıntılarından kurtulamayan, geleceğin derdiyle kavrulan, yaşadığı anın kıymetini bilmeyen acizler durumuna düşmektedir. Yine bir Ramazan, tefekkür ayı ve yine birçok acılara şahit olarak yaşanan haberler, cinnet geçirmeler, akan kanlar, gözü yaşlı insanlar, şeytanların bağlandığı rahmet, feyiz, bereket ayı Ramazan, camilerde okunan mukavelelere, kılınan teravihlere, yapılan nasihatlere inat. Yine birçok olumsuzluklar olacak ve bu ibadetler mutluluk getirmeyecektir. Bu kadar söylemlerin etkisiz yapan, anlamı bilinmeden okunan Kur'an mı kötülükten alıkoymayan, iyiliğe götürmeyen namazlar mı, kendisini tutmayan ve bu haliyle oruca niyetlenenler mi yoksa dillerden yüreklere inmeyen, hayat tarzı haline getirilmeyen, söyleyen tarafından bile yaşanmayan nasihatler miydi? Aile içinde yaşanan onca sıkıntılar, erkeğin ve kadının yerinden edilmesi, ailenin değerlerinin bitmesi, çıkan yanlış kanunların açtığı derin yaralar, yaşanan acılar, kadının ezilmesi, erkeğin evinden uzaklaştırılması, gözleri yaşlı yavruların canilere kurban edilmesi ve daha neler neler. Yine bir Ramazan ve yine akan kanlar. Müslümanlar birbirleriyle uğraşıp birbirlerine selam bile vermiyorken, bırak selamı birbirinden nefret edip makam kavgası peşindeyken hangi kardeşlikten bahsedilebilir ki? Sevgi ve merhamet üzerinde kurulmuş bir medeniyetin bıraktığı izler hala silinememektedir. Allah Resulü'nün ikliminde büyüyenlerin gittikleri yerlerde etkisi hala hakim olmaktadır. İmanını hayatına şahit kılmak isteyenler tekrar ayağa kalkmalı ve Rahman'ı vesile kılarak
oruçlu dillerle el açmalıdır ve ayaklarını sağlamlaştıracak eylemler içinde olmalıdır. Hak Teâlâ, ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır buyurmaktadır. Ayakların sağlamlaşması, yardıma layık olunması ancak Allah ile yardım etmekle olur. Allah adı ile yardım etmekle olur. Eğer bir gün bunun farkında olur ve bu farkındalığa Müslümanlar olarak birleşirsek, yaşadığımız yerden insanlar mutlu, aileler de huzurlu olacaktır. Dünyada hiçbir zalim hakimiyetini sürdüremeyecek, ağlayanlar gülecek, herkes Allah'ın dinine akın akın girecektir. Sanırım bunun için öncelikle inandık diyenlerin Allah'ın dinine gerçek manada girip Allah'a katıksız iman etmeleri, güvenip teslim olmaları, hayatın, ölümün ve ibadetlerin alemlerin Rabbi için olduğunu idrak etmeleri gerekir. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz derken başka yardımcılar ve mabutlar edinmemelidir. İnsanın başına ne geldiyse kendini tutamadığından gelmemiş midir? Bütün hayasızlıkların, kavgaların, savaşların, sıkıntıların sebebi insanın kendini tutamamasından değil midir? Ey alemlere rahmet olan vahye ev sahipliği yapan Ramazan! Bize tutmayı öğret. Zira tutmayı bilmeyen helak olmaya adaydır. Peki, oruç tutmayan yasaklara karşı kendini tutabilir mi?